Selamlar arkadaşlar Öğrenen Şey YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem çok kolay hem de çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. E, modelimi bir takipçinin isteği üzerine paylaşacağım. Aslında Instagram'da oldukça e, fenomen diyebilirim yani oldukça yaygın bir örgü modeli e, Naz Hanım benden istediği için ben sizlerle bugün paylaşacağım arkadaşlar bu modelimizi gerçekten çok hoş bir model. Ee, arkadaşımız istediği için ben de sizinle paylaşmak istedim ee, yabancı bir site de gördüm arkadaşlar yani arkadaşımız yabancı bir siteye atmıştı bana ee, Türklerden yapan var mı inanın bilmiyorum Hani bir kanalda görmedim benim dikkatimden de kaçmış olabilir yapan vardır mutlaka diye düşünüyorum ee, dediğim gibi ben takipçim istediği için arkadaşımızın isteği üzerine bugün sizlerle paylaşacağım modelimiz gelsen çok hoş bir model ister yedek yapın ister şal yapın ister battaniye yapın ee, oldukça hoş bir model hatta çantaları da çok hoş duracaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde Alize Diva ile arkadaşlar kusura bakmayın ipime benim evde 3 tane kedim var. Yani çocuklarım var çocuklarım dağıtıyor bazen iplerimi. Bu şekilde Alize Diva'nın ipini kullanacağım arkadaşlar. Renk numarasını merak ediyorsanız yorumlardan sorabilirsiniz. Şimdi açılmayacaktır büyük bir ihtimalle. Bu şekilde elime yatkın olan tığımı kullanacağım arkadaşlar. Tığım her zamanki tığ. 5 numara 1.5 milimlik bir tığ. Hemen dilerseniz derseniz modelimize geçelim. Modelimi bugün trabzan üzerine koymayacağım arkadaşlar. E, trabzan üzerine de yapabilirsiniz tabii ki ama e, gerek yok. Şu modeli görünce anlayacaksınız zaten. Şimdi gelişi güzel zincirlerimi çekeceğim. E, zincirlerimi çekeceğim fakat çok sıkı ya da çok gevşek çekmeyeceğim arkadaşlar. Orta yerde bir zincir çekeceğim. Eğer sizlerin eli sıkı ise ya bir numara kalıntı kullanın yani ipinize, yatkın, e, ipinize uygun olan bir numara kalıntı veya da üzerine giderken e, arada zincir atlayın arkadaşlar bu şekilde zincirin toplanmasını engellemiş olursunuz evet ben zincirimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar e, yapmış olduğum videolarda anından haberdar olabilirsiniz e, yaptığım videoları beğeniyorsanız eğer beğeni tuşuna basmayın. Emeğe saygı olarak da ufacık da olsa hani bir emoji dahi olsa çiçek olur, e, gülücük işaret olur ne bileyim. E, herhangi bir emoji dahi de olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. E, videolarımı da çevrenizde paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu sayede bana destek ol olmuş olursunuz. Evet <laughs> zincirlerimi çekmeye devam ediyorum. Modelin 5 ve katları üzerine oluyor arkadaşlar. Onu da buradan belirteyim. Şimdi zincirlerimi çektim. Benim için bu kadarı yeterli gelecektir. Bayağı da çekmişim. Tamın başını doluyorum. Birinci değil ikinci zincirimin içerisine girerek tek seferde çıktığım Trabzan yapıyorum. Tamın başını doladım. Bir sonrakine geçtim. Tek seferde çıktığım Trabzan yapıyorum. Her bir zincirime bu şekilde batarak devam edeceğim. Biz buna çakma trabzan diyoruz arkadaşlar. E, trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında Bulabilirsiniz. Evet, tamın başını doluyorum bakın. Zincirimin içerisine batıyorum ve tek seferde zincir tamı boşaltıyorum. Bu şekilde bütün zincirime aynı işlemi yapıyorum. Eğer sizler yelek modeli yapacak isiniz arkadaşlar hani bedeninize göre Zinciri biraz fazla çekin sonrasında hani geri sökmek zorunda kalmazsınız. Zinciri fazla gelen zinciri ucundan kesersiniz. Bu şekilde hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Hani emeklerinizin daha iyi olmasını istemem açıkçası. Evet, zincirimizin sonuna kadar bu şekilde yarım trabzanlarımızı yapalım ve sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ben zincirimin üzerine yarım trabzanlarımı yaptım çakma trabzanlarımı yaptım şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm tığımın başını iki defa doladım bakın hemen bu dibe değil buraya değil bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum pardon trabzan tepesine batıyorum 2 2 2 olmak üzere 3 seferde yukarıya çıktım aynı işlemi tekrar yapıyorum 2 2 2 bir tane daha yapıyorum arkadaşlar bakın baştaki zincirim ile beraber toplamda burada dört tane trabzan oldu dört tane trabzanı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum bakın bu üç trabzanın bu şekilde arkasından ipimi alıyorum bu bir tekrar 2 3 4 ve 5 5 defa doladıktan sonra takip eden trabzan tepesine batıyorum ipimi buradan alıyorum sonrasında bakın ipimi alarak hepsini beraberce geçirdim görüyorsunuz sonrasında arkadaşlar takip eden trabzan tepesine batıyorum 1 2 3 4 seferde yukarıya çıkıyorum ve en son olarak da ilmeğimi kapatıyorumtığımın başındaki defa doladım takip eden trabzan tepesine girdim 1 2 3 seferde çıktım aynı işlemi Yine yapıyorum. Yan yana 3 tane tırabzan oluyor. Bakın. Buradaki zincirimi saymadan yan yana 3 tane tırabzan oluyor. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Bu 3 trabzanı bakın şu şekilde arkadan alarak ilmeğimi alıyorum. 1 Yani tırabzanlarıma e, ip dolamış oluyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane yapıyorum. Hani siz burayı 6 da yapabilirsiniz. O sorun değil. Bir sonraki trabzan tepesine giriyorum. ipi buradan aldım ve hepsini beraberce çıkardım. Şöyle yapıyorum ki hani ilmeklerin burada yayasın. Sonrasında bakın tığımın başını dolamadan bir sonraki trabzan tepesine girdim. Bir bakın zincir yapıyorum. Buradaki ilmeğe hiç dokunmadım. 2 3 4 tane zincir yapıyorum en son hepsini beraberce kapatıyorum bu zincir elinizin ayarını, ayarınıza göre değişebilir hani 3 de yapabilirsiniz eliniz gevşek ise tığımın başına iki defa doladım bir sonrakine geçtim aynı şekilde yan yana 3 tane trabzan yapıyorum 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doladım. Bu 3 trabzanımı bakın buraya dokunmuyorum. O ara trabzanım olacak. 5 defa doluyorum. 3 tane trabzanın belinden. 5 defa doluyorum. Doladıktan sonra takip eden trabzana giriyorum. Ilmeğimi aldım. Sonrasında bu şekilde hepsini beraberce geçiriyorum takip eden trabzana batıyorum 1 2 3 şöyle de yapabilirsiniz bakın 4 seferde çıktım yukarıya tekrardan bir tane daha gösterelim Ondan sonrasına kamera arkasına devam edeceğim 3 tane yaptım. Tığımın başını doladım. Hemen bu üçünü böyle tığımın birinden alıyorum. Bakın 5 defa doluduktan sonra 4 olmuş. Takip eden trabzana bakın hiç trabzan atlamıyorum. Takip edene giriyorum ve hepsini beraberce alıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yine takip edene giriyorum. Burada zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Yani dediğim gibi mutlaka Instagram kullanan herkes bu modeli mutlaka ama mutlaka görmüştür arkadaşlar. Hani ben takipçim istediği için bir göstermek istedim yapan kanal yapan kanallarda mutlaka vardır diye düşünüyorum ama ben görmedim. Hani e, takipçimin attığı site, yabancı bir siteydi. Oradan bakarak çıkarttım. Şimdi tığımı e, modelimi sonuna kadar tamamlıyorum ve üst sırada buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. Bu şekilde bir model aslında arkadaşlar. Hani e, bu şekilde yapılıyor. Şimdi nasıl devamını nasıl kuracağınızı göstereceğim. Dediğim gibi özellikle çanta modellerinde çok harika duracak bir örgü modeli oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın. Tam buradaki. Zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Buraya batarak bir tane e, çakma trabzan. 1 2 Burada trabzanlarımız vardı zaten. 3 4 5. de buradaki zincirin tepesine batıyorum. Sayılar önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat edin bakın. Burası e, hani takip eden trabzana batmıştık ve tek seferde bütün ilmekleri çıkartmıştık ya orası. Hani eğer eksik batarsanız bir üst sıranızda kayma olacaktır ve bu bizim istediğiniz bir şey değil. Çünkü e, bu kez de toplanma olur arkadaşlar model dinlik devam etmez sayılara lütfen dikkat edin yaparken Evet bu şekilde her bir trabzan tepesine batarak gidiyorum dediğim gibi her bir modelim 5 e, trabzan üzerine oluyor zaten yaparken de anlamışsınızdır hani eğer yelek modeli yaparsanız bunu göz önünde bulundurabilirsiniz Evet bu şekilde bütün sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Sadece böyle yarım trabzan yapacağım. Evet, bakın yaptıkça model kendini daha da iyi gösterecektir. Şimdi sıramızın sonu tamamlayalım. Bir üst sırayı nasıl kuracağız onu da gösterelim. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim. Şimdi burada en son ıı, trabzanımızı nereye batacağız onu göstereceğim. Bu şekilde bakın tam zincirin tepesine batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm. Tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Hemen yan yana, pardon ikili yaptım trabzanımı. Aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağım. Ya modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Başka hiçbir değişiklik yok hem çok kolay hem de muhteşem bir örgü modeli oldu ben çok beğendim bakın tamın başını doluyorum bu üç tane trabzanı alıyorum şöyle belinden dolayarak 4-5 defa doladım sonrasında bakın takip eden trabzana batıyorum ve hepsini beraberce çıkarttım Sonrasında takip eden tırabzan bakın tam zincirin üzerine denk geldi. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Dediğim gibi modelimizden çok güzel yelek modeli. Çok güzel e, şal modeli olabilir arkadaşlar. Çanta modeli çok güzel olacaktır. E, bebek örgülerini de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi e, bebek yelekleri. Gerçekten çok hoş bir Model zaten ben Instagram'a çok beğeniyordum bu modeli ama bir türlü fırsat bulup çekmek nasip olmamıştı. Takipçim de isteyince dedim artık herhalde zamanı geldi. Onu da kırmamak adına çekmiş oldum. Evet bu şekilde tamamlayalım. Ben şimdi modelimi sizler için birazcık daha büyüteceğim. Burada ipim açıldı o yüzden geri söküyorum. Biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben modelimi birkaç sıra daha yaptım sizler için. Oldukça şık, oldukça gösterişli bir model oldu ve aynı zamanda gerçekten çok kolay bir model. İki sıradan oluşan gerçekten muhteşem bir örgü modeli oldu. Dediğim gibi ister yelek modeli yapın, ister bayan yelek modellerinde, ister çeyizlik yelek modellerinde, isterseniz bebek battaniyelerinde, İsterseniz şal modellerinde, bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Angora tarzı iple de çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu iple de çok hoş durdu bence. Hani Angora tarzı iple yaptığınız takdirde de gerçekten çok güzel olacaktır. Bakın her iki tarafı da aynı şekilde gözüküyor. Şöyle iyice göstereyim. Evet bugünkü eğitim videomuzda bu şekilde bir örgü modeli paylaştık. Sevgili takipçime de çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten takip edip e, modeli attığı için. Evet e, bugünkü videomuz bundan ibaretti arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.